Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sunar. Tamam doğru ama bak şeyi dikkat et. Şimdi bak, bir daha yapayım mı? Ca jin jin ca jin jin ca jin jin ca. Evet, şimdi tam zamanında oldu. Evet, şarkının tam sonuna denk getirmek bu bıçaklanma sahnesini çok zor oluyor Cenk'ciğim. Sezon finali gibi düşün yani, dizi gibi. Sezon. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın. Aslında programımızın başlama saatine henüz bir dakika daha var. Ama biz dedik ki duyulmaz adam, aç şu mikrofonu. Biraz babacan bir tavır sergiledik, evet, öyle değil mi? Devamını da anlat. Yani aç 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 aç. Aç. Sonra senin kendisine çatal ve peçete fırlatmanı da söyleyeyim. Onları nereden bulduğunu bilmiyorum ama. Evet, ama bu kafayla 6.30 yerine artık 6'da başlarsınız söyleyeyim. Yani her bir dakika erken başlamamız için yarım saat geç bitireceğimizi söylemek istiyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün günlerden 2 Aralık Cuma ve hem Aralık ayının hem de kış mevsiminin ikinci gününe hoş geldiniz. Havalarımız soğuk mu? Soğuk tabii, kış geldi çünkü dün itibariyle ortalık ayazdan geçilmiyor sevgili dinleyiciler. Tir tir titriyoruz, Allah kahretmesin. Kalesinin yeni rolü belli oldu mu? Hangi kalesinin? Kalesi. Bu Game of Thrones'da yok muydu şey? Game of Thrones o. Drones olmalı. Evet, Game of Thrones'u hiç seyretmememe rağmen haberlerden kimin kim olduğunu artık biliyorum canım. Evet, Cenk'in benim. Ejderhaların bir tane annesiydi falandı filanlı gibi. Ejderhalar vardı. Annesi. Bunu Star Wars'un yenisinde oynatacaklarmış. Bu kalesi ejderhaları pamuğum diye mi seviyor? Yani sonuçta kirpi bile yavrusunu öyle severmiş. Benim bildiğim ateş ejderi vardır. Efendim zehir ejderi vardır. Kara ejderi vardır. Sadece kaba güç. Ama Game of Thrones'da bunlar var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Kara ejder bu parmağımız dolama olduğu zaman sürdüğümüz ejder mi? Bilmiyorum, parmaklarımız o kadar sık dolama olmuyor. Neyse. Ne olmuş yani şimdi? Star Wars'ta neyi, hangi şimdi rol oynayacak? Star Wars'un yeni şeyi vizyona girecek ya, bunlar vizyona daha yani kurgusu murgusu bitmiş. Hadi bakalım yenisini çekiyoruz diyerek olaya dalmışlar. Boş durmayalım arkadaşlar. Evet. Sound, evet. 2018'deki zımbırtısında bu kızımız oynayacakmış. Yani gerçekten bu şeyi de Star Wars'u çeken, yapan, seyredenler için de hepsi bayağı büyük bir sınav, büyük bir deneyim, dev bir sabır. Ben ilkini ilkokul 2'de falan seyretmiştim ve olmamış deyip bırakmıştım. Ben ilkinin ilk 3 dakikasını ilkokul 1'de seyredip bu ne rezalet deyip bıraktım. Ben ilkini anaokulu 1. sınıfta seyredip bu hiç olmamış demiştim. Ben ilkinin ilk 30 saniyesini seyrettiğim zaman... Hisseniyorsun ne zaman bu şarkıyı duysan. Niye, biri sana blame'i üzerine mi koydu? Hayır yani adam o kadar etkili söylüyor ki ne dediğine bakmıyorum bile. Onun o... sesindeki kıvrımlar benim duygularımı etkiliyor. Gerçekten çoğunluktan bir insansın. Ney? Çoğunluk. Çoğunluk mu? Hmm. Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, tekrardan hepinize bir günaydın fırlatmak suretiyle programımıza ikinci bir başlangıç, yeni bir bahar katmak istiyorum. Ne dersin Cenk'ciğim? Bilmiyorum, katabildin mi? Kattım tabii, katmaz olur muyum? Bu bizim hariçten gorgonumuz var. Bilmem farkında mısın? Hariç he'ye bakıyorum. Yok mu şöyle bir şey? Firist. Her daim elinde firistle gezmen bizi sevindiriyor. Bu sevgili gorgonumuz yine son derece önemli bir haberle karşımızda. Bakalım ne diyor? Akıllı çikolata otomatı. Çikolata otomatı. Hem de akıllı. Evet, çok böyle değişik bir kelime. Bu kısaltılabilir. Çikomat falan olabilir. O gofret gibi bir şey olmasın yani. Çikotomat. Otomatı. Hollanda'da yeni yıldan itibaren okullardaki şekerleme otomatları çeşitli uyarılarda bulunacak. Niye yeni yıl? Yani bu güzel, sevinçli bir his mi? Bir iş mi? Niye şimdi değil? Yani neden hemen değil yani? Why not now? Otomatlarda aldığın çikolatada 229 kalori var ve bunu yakmak için 45 dakika bisiklete binmen gerek gibi uyarılar yapılacak. Otomatın tekmelenmesi için yeni şeyler yeni yöntemler. Sebep. Bunu yeni biz sebep. Çikolü almadan önce mi söyleyecek? Yani tam alırken. Yani biz parayı da verdik. Bu 50 saat ama şimdi bak böyleyken böyle şöyleyken bak ama hani. Evet yani parayı falan. Vermeden bunu söylemesi lazım çünkü vazgeçme şansımız olmalı diye düşünüyorum. Ya da çikolü verdikten sonra söylerse dinlemeyiz zaten. Yani bir de bunu parayla değil de mesela bir takım farklı yiyecekler, sevmediğimiz yiyecekleri verip sevdiklerimizi almak şeklinde uygulayabiliriz. Mesela bir brokoli verip bir çikolata almak.
Makineye kereviz atabilmeliyiz. Hayır, ya da çikol istedik. Çikol kalmadı, bezelye vereyim gibi bir akıllı otomat olabilir. Sağlıklı makine, evet. Konuyu gündeme getiren çikolata üreticisi, çocuklar bir tablet çikolatanın tadına varabilsin ama ölçüyü kaçırmasın mesajını vermek istiyor. Evet, ama o zaman bari tabletleri biraz büyütün. Yani o ne öyle, kuş kadar tabletle çocuklar doymaz, Allah kahretmesin. Tablet Pro zaten daha büyük, 12.9. Üstelik yani home tuşu da kalkacakmış. Çikolata üreticisi otomatlarda özellikle göz hizasına daha sağlıklı ürünler yerleştireceğini açıkladı. Heh. Göz hizasında kereviz olacak. Sen gidip oradan şey isteyeceksin. Çikol. Ama gidip çikol otomatından niye kereviz isteyeyim o zaman? Kereviz, çikol otomatlarını kaldır, kereviz otomatı koy kardeşim. Bir de çikol otomatı diyeceksin adına. Sonra göz hizasına daha sağlıklı yiyecekler. Efendim maydanozdur, şudur budur, onları koyacaksın, sarımsak. Yani çikol otomatında onların ne işi var? Üzeri çikolata kaplı bir maydanoz koyacaksan eyvallah. Madem bu gençler yapıyor bunu, adını ebleh otomatı koysunlar. Hani biz yaptık, biz de ebleyiz falan desinler. Nasıl? Çok güzel bir mesaj oldu bu. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Müjdemi isterim değerli hocam. Saatlerimiz 7'yi 7 dakika geçiyor. Yani bu önemli. Dakikalarda sizi ağırlamış olmamız size verdiğimiz değeri ve önemi tespit ediyor. Ben de müjdemi isterim. Tansiyonum çok güzel. Hem büyük hem küçük. Harika çıktı. Tebrik ediyorum gerçekten. Umarsız müjdelerinizle bizi sevindirdiniz. Hacksaw Ridge. Efendim hocam? Hacksaw Ridge. Ama ağır ve hızlı girdiniz sevgili, evet. Film dünyasına. Bir tank gibi girdim. Zira bu bir savaş filmi. Hem biyografi, hem dram, hem tarih, hem Encek, savaş. Bugün cuma, yani yeni filmler Hücum ve Üşüş. Yeni filmler var ama bu filmden bahsetmezsek olmaz. Bence olur yani. Şimdi mesela bahsettikten sonra anlayacağız. Bahsetmezsek de olurmuş falan diyeceğiz diye düşünüyorum. Savaş Vadisi. Ve üstelik yönetmeni kim? Yönetmeni Mel Gibson. Mel Gibson, aferin. Evet, teşekkür aferin. Ederim. Gayet iyi biliyorum bu filmi. Birçok kişi oynuyor bu filmde. Pek çok kişi emek vermiş. Kendilerini tebrik ediyor. Ben de tebrik ediyorum. Devam diliyorum ve 131 dakika. Zira savaş filmi. Yani 3-5 kişiyle çekilebilecek bir şey değil, Allah kahretmesin. Evet, ta. dur ben de duf dıkşın. Dekman. Dıks. Evet, yani niye fazla savaş filmi çekilmediğini de buradan anlayabiliriz. 135 dakika olması da yine savaş filmi olması. 131. 131 dakika olması da savaş filmi olmasıyla açıklanabilir mi hocam? Yani o kadar uzun bir film olması. Çünkü yani sonuçta bu kadar prodüksiyon. Yani şöyle açıklanabilir. Mel Gibson'ın, çok güzel olmuş bu sahne. Dur bunu kesmeyelim. Abi burada ben kameramandım. Bu da benim çocuğum gibi. Onu... Bu sahneyi de bebeğim gibi seviyorum. Evet, ben kameramanken olan sahneleri kesmesek mi abi? Falan gibi durumlarda da Mel Gibson çok yufka yürekli bir yönetmendir. Evet, hey gidi hey, bu sahnede ben de olsaydım falan diye ağladığını da söyledim. Mad Max yıllarından hatırlarım falan diyerekten. Mad Max. Evet, ne oluyor filmin? Yani oynayanlar arasında da var mı Mel Gibson abimiz? Hayır, yok. Kendisi oradan vazgeçmiş. İyi etmiş. Hem yönetip hem oynayacağım çılgıntısına girmemiş. Çılgıntı. Ama Lethal Weapon serisine devam etmesini ben buradan sağlık veriyorum kendisine. Yok artık, daha nelerdi. Niye? Sonuçta Bruce Willis hala Die Hard'a devam ediyor orada. Ne yapsın adam? Ne demek ne yapsın? Çok hızlı para yiyor, adamın paraya ihtiyacı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir film. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda bir genç diyor ki ben şeye çıkarım, er meydanına, but herhangi bir silahla çıkmam. Vay çıktın da çıkmadın da şuydu buydu niye falan derken. Niye böyle bir kapliste bulunuyor? American başkanı kendisine onur madalyası veriyor. Niye? Bunu aferin söyledin evladım diye. Diyerek. Evet. Allah Allah. Yani ne yapıyor bu, orada çıkıp insanları elleriyle mi şey yapıyor savaşta? Hayır, yardımcı oluyor insanlara. Yardımcı oluyor, anladım. Yani sadece savaş filmi değil, bir hissiyatlı film olarak da düşünebiliriz. Romantizma, yani dolayısıyla hanım kızlarımızın da tercih edebileceği bir film. O yüzden biz delikanlılar olarak bu filme gitmemeyi tercih edelim. Biz delikanlılar olarak hissiyata karşı mıyızdı? Karşıyız, yani kız filmi diye düşünüyorum ben. Savaş filmi olduğuna bakmayın. Saatlerimiz 7.18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Artık uyandık, artık güne başladık ve zihinlerimizi hareketlendirmenin vakti geldi. İşte bizimle birlikte güne başlamış zihni hareketsiz bir insan sevgili Deranzo da stüdyomuzda. Cenk'ciğim hoş geldin. Deranzo! Ay. Deranzo! Yanlış. Sevgilerle. Sevgilerle. Aferin. Bir an... Şeyi karıştırdım, o hangisiydi sloganla, evet, diye de. Evet, sloganınla şeyi, bizim sloganımızı karıştırdın. Lakabını karıştırdın. Cenk'ciğim nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, güzel gidiyor.
Bugün yine nasıl çalışmalar. Hissediyorsun? Kazanacak mısın yarışmayı? Kazanacağım. Yanlış da bilsem, doğru da bilsem yine biliyor olmanın kıvancını yaşayacağım. Gönüllerin galibi olduğunu söylenebilir mi? Gönüllerin galibi ve sessizlerin çığlığıyım. Yani birçok insan Deranzo diyerekten artık hani biz yanlış da biliyor olsak. Şu an dışarıda da radyomuzun önünde toplanmış yoğun bir kalabalık var Deranzo çığlıklarıyla ve birçoğu da sevgilerle diye bağırıyor. Yoğun derken böyle yavaş akan bu. Yani aslında 3 kişi ama acayip bir 30 kişilik etki yapıyor. O anlamda. Bu arada dinleyicilerimizden 5. Huşeviler gelmeye başladı. El freni diyen var, rezervuar diyen var. Peki o zaman rezervuar diyorum, son karar. Dört. At. Evet, şakacı bir insansın. Biz de dinleyicilerimize bir espri olsun. Niye soru sorulmadan evvel ben cevabı veremiyor muyum? Veremiyorsun ya, zaten öyle bir şey mümkün Niye? Değil. Niye? Rezervuar son yani kararım al. Bilemezsin. Evet neyse. Cenk'ciğim hazırsan hemen yarışmamıza başlamak istiyorum. Hadi, sorumuza. Tamam, geçelim 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımıza 5. Huşevni'yi gönderebilir sevgili dinleyicilerimiz de. Sorumuz şöyle Cenk'ciğim. Tayland'ın veliaht prensi Maha Vajiralongkorn ülkenin yeni nesi ilan edildi. Seni düşündürdü tabii bu. Deranzo. Neydi adı? Maha Vajiralongkorn. Vajira. Yani Deranzo. Evet, yaniledin. Kraliyetle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ilk etapta. Kraliyetle ilgili bir şey olması gerçekten akla yatkın geliyor. Ama hangisidir onu tam bilemiyorum. Huşevnilerine geçmeme ne dersin? Geçelim. Peki. Huşevni. A kralı. Çok basit. Bu ilk akla gelen bir şey, ben bunları değil. Söylemem. Ama bazen de basit olanlar doğrudur. Huşevni. B kraliçesi. Bu daha da basit. Niye? Yani... isminden zaten. İsminden kraliçesi olacağı anlaşılıyor mu? Yani böyle bir isimde birisi kralı olamaz mı bu ülkenin? Öyle gibi duruyor. Ne bileyim, zaten uzun bir isim. Anladım. Huşevni. C başkenti. He. Bak şimdi düşünmeye başladın. Şimdi biraz şey olmaya başladı. Soru da ne diyordu? Ülkenin yeni nesi ilan edildi. Yeni nesi? Evet. Yeni nesli olmasın. Yeni nesil olur. Nesil olabilir mi? Olamaz. Son Huşevni'nin delisi. Yeni delisi. Yeni deli olmaz. Yeni hayır, deliler. Yok değildir. Başkenti. Başkenti ya, son kararı. Başkenti kararım. Kraliçe arasında kararsız kaldım. Kraliçe mi diyeyim, başkenti kral diyeyim. Kral olma ihtimali yok mu? İsminden dolayı yok benim bildiğim kadarıyla. Anladım. Kraliçesi. Peki son başkenti. Son karar mı? Birine de karar ver. Başkenti. Başkent diyorsun. Son kararın mı? Son kararım. Değil. Son kararım dedin artık. Kraliçesi, tamam, onu da kabul ediyorum. Doğru. Maalesef o da doğru değil. Doğru cevap kralı olacaktı canım Cenk'ciğim benim. Evet. Çok maalesef. Basit. Çok basit. İlk akla gelen, bazen dedim ya. Tüyoyu verdim sorunun içerisinde ama hiç almaya yanaşmadın. Allah kahretmesin. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Falco abimizi duyar gibi oldum. Duyargalarımdan bir Falco sesi çınladı Cenk. Falco Rockman Amadeus'tu o senin gençlik yıllarından değil mi? Bir de Cine, yani burada bağırdığı gibi bu şarkıdaki bağırtısı. Cine ne bücünle. Evet. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 7.41 Power FM'desiniz ve son derece ilginç haberleri stüdyomuza taşımayı kendisine şiar edinmiş bir insan. Kim o Cenk'ciğim, söyle bakayım. Bizim gorgonlardan bir tanesi. Değil, hayır değil. İki tanesi. Değil. Üç. Onlar da dört. Değil. Kaç tane? Müzik dilberimizden bahsediyorum. Ha. Ya şimdi anladın diyeyim. Müzik dilberimizin haberini dinliyoruz. The Weeknd'in geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdığı Victoria's Secret mankeni Bella Hadid eski sevgilisinin fotoğraflarına bakarken yakalandı. Eski sevgilisi derken, yani geçtiğimiz günlerde sonlandırmasına rağmen hemen eski sevgili mi oluyor? Ne belli bir süre mi geçmesi lazım? Yani ne bileyim, hani ne çabuk eskidi anlamında. Yani 5 yıl hani şey süreci bitmesi gibi bir durum söz konusu değil ki. Evet. Ama kim yakaladı ve nerede bakıyormuş kız?
Dur bakalım, onu anlatacak işte, biraz detay versin. Bu yıl Paris'te gerçekleşen Victoria's Secret yıl sonu şovuna gitmek üzere kafileyle uçağa binen Hadid kendi telefonundan The Weeknd'in fotoğraflarına bakıyordu. Evet, uçak kalkıştan önce bakıyordur umarım, yani kalkış sırasında o telefonun kapalı olması gerekir. Bakıyordu belki, oh iyi ki kurtulmuşum tipe bak, Apache falan diye bakıyordu belki. Weeknd diye isim mi olur zaten falan gibisinden şeydir yani, hislerini tabii bilemiyoruz ama yüz durumundan anlamış olabilirler. Sırada takım arkadaşlarından Kelly Gale, Snapchat... Takım arkadaşım, yani bunlar maça mı gidiyorlar? Beyzbolcu. Hikayesinde uçağın içini çektiği videoyu paylaşırken Hadid'in The Weeknd'in fotoğraflarına bakması dikkat çekti. Hadid for the Weeknd diyebilir miyiz? Yeah, she's headed for the Weeknd, you know. Hafta sonunda giden bir insan kendisi. Neyse, yani son derece önemli bir haberdi, bilmiyorum artık. Çok önemliydi ama bu yeni şey, alttan tünel açılıyor ya. Daha önemli bir haberin mi var? Yeni kapıdan karşıya. Alttan ona tünel açılması. Ona isim için anket şeyi açılmış da ona ne isim? Ben Cenk Tüneli diye düşünüyorum. Güzel, iyi bir isim ama ben Erdem Tüneli'nin daha güzel bir isim olacağını düşünüyorum. Biraz dandik gibi geldi. Dandik. O bizim şeye... Ne o? WhatsApp hattına şey atsınlar da oradaki ankete katılalım. Şey mi? 0534 517 23 83 mü? Yani tabii Cenk tüneli demeleri tercih sebebi de kendi kafalarında da bir şey olabilir ama kendi isimlerini söylemesinler. Herkes çok kendi sıradan ismini, evet yani ya Cenk tüneli ya Erdem tüneli ya da başka bir tünel ismi şey yapsınlar da biz de bakalım, ne boşuna referandum falan yapılmasın bu konuyla alakalı, biz karar verelim. 7.46 demek istiyorum. Bilmem ne demek istediğimi anladın mı Cenk? Bana dediysen tokadı yersin. Hayır, sana demedim tabii ki, ayıp ediyorsun. Pek çok tünelimize isim önerisi geldi. Deranzo Tüneli diyen var. Sadece tünel olsun diyen dostlarımız var. Tabii ki Erdem Tüneli çoğunlukta. Cenk Tüneli hiç yok mu? Var, bir tane de Cenk Tüneli var. Bir tane mi? Evet, bir tane ama yüzlerce Erdem Tüneli. Ah yine Erdem, 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 Erdem. Ne kadar çok Erdem Tüneli sen geliyor. Sen o telefonu bana ver bakayım, bir de goreyim seni. Tünerdem diye bir isim önerisi geldi. Şimdi bu yeni kapıdan karşıya doğru alttan arabalı geçiş şey için tünel açılacak 20 Aralık'ta. Fakat 10 Aralık'a kadar... anket devam ediyor. Yani isim ne koyalım? Yani 10 Aralık'a kadar devam... İsim belli, Cenk Tüneli. Hayır, de. Bugün zaten belli olur Erdem Tüneli oldu. Nereden oy kullanabiliyorlar? UDHB.gov.tr'den oy kullanabiliyoruz zaten. Aslında o da güzel isimmiş. UDHB Tüneli. Neler gelmiş? Örnek ver bakayım oradan. Fıstık Tüneli geldi mesela şimdi. Olmaz. Sonu ışıklı tünel diyen var. Keçi olmaz. Tüneli. Olmaz. Ondan sonra cıma başka bakayım. Ercen Tüneli demişler. Yani Erdem'le Cenk'i birleştirmişler. Husumet doğmasın istiyorlar. Cenk geldi şimdi. Sevgilerle tüneli var. Bu güzelmiş bak. Fenerbahçe Tüneli de var. Cenker Tüneli demişler. Olmaz. Ercenk olabilir. Ercenk hiç olmaz. Cenker de olmaz. Sadece Cenk Erdem yeterli. Gelmiş. Tansu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız Alt Tünel demiş. Alt Tünel. Evet. Olmaz. Delenzo diyen var. Yani Delenzo olabilir aslında. Yani delmek anlamında tünel ya. Evet, olabilir. Bölünmüş Tünel var. Geliyor, havayı koklayan tünel geldi. O çok saçma olmuş. Çok kötü, öyle tünel mi oldu? Arkadaşı da blokla. Peki. Yani daha geliyor, bakalım bir programımızın sonuna doğru belki bir şey daha yaparız, isim önerisi. Programımızın sonunda Cenk Tüneli olması gerektiğini ofisyal olarak açıklayacağız Pencaplı zaten. Pencaplı Yeşil Tünel diye var. Korku Tüneli var. Korku Tüneli de fena bir isim değil ama hani millet gitmez o zaman, o tünelden geçmeye tırsarlar. Yani... Tırsım Tüneli de olabilir. Ben şimdi yeni bir isim uydurdum. Yani sırf buraya değil, UBHB.gov.tr'ye gidip oradan da oy kullanabilirler ama... Çok güzel bir isim Cenk geldi. Cenk Tüneli demeyi unutmasınlar. I love you Erdem Tüneli. Ezik. Onu da blokla. Harika bir Cerdem demişler. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Evet, yani bu şarkıyı dinlerken hep perdenin arkasında da bir ağacın arkasından çıkan bir ibişin... dediğini duyarlı gibi oluyorsun. Duyargalarımız algılıyor adeta. Tam bir Bollywood klibi kafamda canlanıyor yani. Yok, ben ağaçların arkasından Noli birbirlerine sevgiyle dolan Hintli dostlarımız. Hindal bir yapı sezinledin. Bence Noli. Öyle değil. Noli. Evet,
Nomi'yi de horozumuzla birlikte geride bıraktığımıza göre biraz İngilizce çeviri yapsak hiç de fena olmaz. İngilizce çeviri önce şu Nomi yerine ne diyor? Noni'ydi mi diyor kendisi? Nomi. Nomi. Bence bir isim yani. Ona ses. Hey Nomi. Falan gibisinden bir kedi ismi de olabilir. İnternet denen yerde yazıyordur muhtemelen de kim araştıracak şimdi onu? Andy Murray. Ama ani İngilizceyle beni şoka uğrattın şu ve, an. Yalnız İngilizce'de cümleler and diye başlamamalı. Yani mutlaka bir önceki cümlesi vardır. Bu kızımız yine bu konuyu da bilmiyor anladığım kadarıyla. Evet, kafasına göre kırpmış. Andy Murray, yani bunu daha önce morsul. Mora benzer Murray. Onun devamı mı? Diye şey bilmiyorum. Andy Murray Novak Djokovic'i yenerek dünya... Aa, bu Türkçesiymiş. Bak yanlış şeyi verdirttin bize Cenk. Yanlış, bir de gene başını çevirmemiş, orası İngilizce duydum. Dur bakayım acaba doğrusunu doğru çevirince Andy Murray falan demiş ama. Andy Murray beat at Novak Djokovic. İstanbul'daki dedi, Türkçesine ben duydum, oradan kopya çekeyim mi? O sonraki İstanbul hayır, demek. Kopya çek, o çünkü yanlış. İstanbul'un İngilizcesi. Yanlış çevirmiştir muhtemelen. Bir daha baştan dinliyoruz. Andy Murray beat at Novak Djokovic. Beat it Novak Djokovic. İstanbul'un İngilizcesi bu mu? Bilmiyorum. Andy Murray beat it Novak Djokovic. Ne demek? I am going to beat it Djokovic. Djokovic. Bu beat it Michael Jackson'ın bir şarkısı değil miydi? Evet. Just beat it. Yani herhalde ondan bahsediyor. Andy Murray beat it adlı şarkıyı söyledi falan gibisinden mi? Hayır, Jacek Novakovic söyledi diyordu onu. To guarantee world number one. Bir dakika, orada anlayamadık cümülü. Beat it Novak Djokovic to guarantee world. Ha, bu garanti dünyanın bir numarasıdır diyor. Garanti, oradaki bir çaydan bahsediyor. Garan çayı. Ha, coğrafya gene İstanbul'dan devam ediyoruz. Garan çayından bahsediyor. Number one spot, Ananda's incredible. Number one spot, yani bir tane ışık var sahnede diyor. Yani o takip ışığından bahsediyor anladığım kadarıyla. İstanbul'dan nehre geldik, oradan stüdyoya geri mi döndük? Ne bileyim, sahnedeyiz. Number one spot, Ananda's incredible season with victory. Ananda's ne demek? Gene İngilizce isim gibime geldi ama. Evet, ilginç, evet. Ananda's incredible season with victory. Free falan dedi. With victory dedi. With with. With with ağacından. With victory. With with ağacından ve Garan çayından bahsediyor tamam, kendisi. Tamam, şu İstanbullu olana dön bakayım. Yani direkt onu dinlesek aslında, madem elimizde var. Niye uğraşıyoruz çevirmekle? Yanlış çevirdiği için. Andy Murray, Novak Djokovic'i yenerek dünya birinciliğini garantiledi ve bu inanılmaz sezonu zaferle kapattı. İstanbul nerede burada? İstanbul nerede? Sen de Türkçesini bile yanlış duyuyorsun. Şimdi anladın mı neden önce İngilizcesini dinlediğimizi? O zaman demek ki McNotary'i ben İstanbul diye kafama yazmışım. Vitvit ağacıyla Garan çayını çevirmeyi unutmuş yine. Andy Murray, Novak Djokovic falan diye böyle kendi kendine bir şeyler ıvıldanmış. Sallamasyon çeviri. Merhabalar sevgili dinleyiciler, 8.17'yi gösteriyor saatler Power FM'de ve işte Cevval muhabirimiz Cenk, Suffocated Press haber ajansımızda karşınızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenk'im? Ne yapalım, iyiyim ya, güzel, zaferler. Zafer mi kazandın yine, ne yaptın, ne yapıyorsun? Ne ya, satranç benim olayım, satranç biliyorsun yıllardır. Öyle mi? He. Allah Allah, ilk kez duyuyorum. Ondan sonra işte çoban matı falan üzerine yıllardır çalışıyorum, hep genelde öyle yeniyorum zaten. Çoban matı ama yani... Biraz bilinen bir şeydir, fazla insanı anca ilk kez satranç oynayanları onunla yenersin. Ama işte onu tahmin etmedikleri için bir de ben hani çoban matını biraz daha çoğalttım yani. Bazen 95. hamlede falan çoban matı yaptığım oluyor. Allah Allah, gerçekten ilginç. Ne oldu Cenk'im, yine satrançta kiminle oynadın, kimle kapıştın? Yani ben takma isimle oynuyorum. Sergey diye bir isim koydum öyle kendime. Sergey Karjakin sen misin? Sergey Bubka vardır. Meşhur sırıkçı. Sırıklı atlayıcı hani. Meşhur sırık. Ondan sonra oradan öyle şey yaptıydım falan. Öyle üçüncü kez yine dünya şampiyonu oldum, üçüncü. Ama burada Magnus Carlsen'in dünya şampiyonu olduğunu söylüyor. Yani hatta Sergey Karjakin'i yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu olmuş. Yani sen orada sanırım isimlerde bir yanlışlık falan mı yaptın bilmiyorum haberde. Ha.
Tamam, olmamış da olabilirim yani. Ben tam dikkat etmedim yani. Kafam o kadar yoğundu ki hamlelerle. Yani son hamlede kaybetmiş olabilirsin. Yani sanki kazanma havasına girmişsindir falan gibi bir şey olabilir. Ha, ya da hani belki de ben kazanırım bu maçı deyip maçtan kalkmış da olabilirim. Nasıl kazandık, bitti bu oyun falan deyip görmediğim bir hamle. Çünkü arkadaşlarla Fatih'leydik, ben oradan gittim maça. Kafa biraz karışıktı yani. Peki 3 hafta sürmüş diyorlar yani. Biz aslında 3 haftadır seninle konuştuğumuzda sen satranç mı oynuyordun? Tabii ben yani bir hamle yapıyorum, geliyorum oturuyorum, seninle konuşuyorum, sonra kalkıyorum, bir hamle daha. İyi, öyle satrancım babam da oynar, affedersin yani. Oturup böyle saatlerce kafa patlatmıyor musun sen bu oyunda? Sonra kafanın belli bir kısmını satranca ayırıyorsun. Orada o hamlenin diğer hamleleri düşünüyor. D27, A83 falan gibilerinden. İlginç hamleler. A83. Peki sevgili Carlsen nasıl bir oyuncu bu Magnus Carlsen, yani senin yendiğine göre usta bir oyuncu olsa gerek. Yani tam nerd hani, böyle hazırlandım, şöyle ettim, böyle ettim. Yani ben sıkıntıdan yenildim bilerek yani. Bitsin yani artık bu maç. Uzasa hani kendimi intihar edecektim, öyle söyleyeyim. Anladım. Artık bu maç bitsin, bıktım bu oyundan falan. Çünkü gibi. Susmuyor herif arada. Cak 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 cak. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu hamleyi de bilmem kim yaptıydı. Ay çok kötü. Bak şimdi sana babamdan kalma bir hamle yapacağım falan filan. Yani tavla oynar gibi, ne oluyoruz öyle ya? Rakibi böyle vırvırla. Hakemlere dedim yani, burada hani satrançta susma mecburiyeti yok mu falan dedi. Yok abi dediler, hani normal takılıyoruz. Anladım. İlginç. Peki Cenk'ciğim, tebrik ediyorum. İkincilik de güzel bir şeydir. Kardeşim. Ayrıca kendin bilerek bir rakibine 3 yıldır maç kazandırdığın için ayrıca bir centilmenlik ödülünü hak ediyorsun bence. Fair play satrançta. Başka vereceğin haber var mı? Yani var da süremiz var mı? Bu çünkü topraktaki organizmalar daha fazla karbon salacak. Onu uyarısını yapayım istiyorum. Biraz felaket terleri gibi olacağım ama. Ya, hava durumunda mı onu söylesem? Yok yani, bence böyle kötü haberleri verme. Bağlanalım bana orada. Şey yapma, tamam, hava durumunda bağlanalım sana. Havayı koklayan adamla bir konuşayım da ben. Tamam Cenk'im, görüşürüz. Hadi. Çok hadi selamlar. Kardeşim. Hadi kardeşim, hadi. Eyvallah. Hadi. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. 8.38 saatlerimiz. Biraz Tuesday ile birlikte o havayla şey yaptım. Havalarda bir anons yaptım Cenk'ciğim. Fark ettim yani, cool'luktan az daha şuracığa devrili verecektin. Teşekkür ederim. Sevgili spor gonumuz ya da Gorgen, ergen gorgonumuz Gorgen. Bizlerle birlikte yine spor dünyasındaki haberleri bize ulaştırmaya çalışmış. Bakalım bu tıfıl delikanlı ilerleyecek herhalde bu yolda Cenk'ciğim. Spor yolunda Gorgonluk mı? Yolunda. Spordan vazgeçer. Gorgonluktan? Gorgonluktan da vazgeçer mi bilmiyorum. Usain Bolt 2017 Londra Olimpiyat. Bu Usain Bolt falan gibi bir şey söyledi. Evet. Bir daha bakayım Jirav'in yazından. Usain Bolt 2017 Londra Olimpiyatlarından sonra futbolcu olmak istediğini açıkladı. Hayda. Hayda. Yani o koşuyla futbolcu yani, şimdi 10 saniyede şeye geçecek, bütün sahayı gidecek ama top yok. Ama top demek ki yetişemez. Şey demeye getiriyor yani, 20 senedir top peşinde koşuyorum, meğer ortada top yokmuş. Meğer futbolcu olmam lazımmış, boşuna koşmuşum. Hayır, şunu demeye getiriyor. Boşuna koşuyorum, orada vuracak bir top olsa vurup gol de atarım o kadar gitmişken. Zaten futbolu öyle buldular ya. Allah Allah. Koşu atletizm vardı da biz niye koşuyoruz falan, dur o zaman bir amaçsız sebep bulalım. Amaçsız koşmayalım. Hmm. Evet, anladım. 29 yaşındaki ünlü atlet geçen ay boyunca borç... Küllü atlet diye bir şeyler söylüyor. Dortmund takımıyla idmanlara çıkmıştı. Ha, bir de idmana da çıkmış bak. Barut Ziya Dortmund takımıyla idmana çıkmış. Barut Ziya abimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada Barut Ziya Dortmund'un stadını görmüş bir insan olarak konuşuyorum. Vay be. Bolt BBC'ye yaptığı açıklamada, futbolda iyi olacağımı düşünüyorum. Biraz antrenmana ihtiyacım var. Eğer sıkı çalışırsam bir yerlere gelebileceğimi düşünüyorum dedi. Daha ne yıllardır koşuyor ben işte. Ben de onu diyecektim. Daha ne antrenmanı yani. Yapmışsın zaten, gelmişsin 30 yaşına. Bugüne ben kadar yaptığın diyorum, antrenmanlara say. Bu Bolt antrenman manyağı. İşte spor böyle bir şey. Bir başladın mı bırakamıyorsun demek ki. Ayrıca ben bir şey eklemek istiyorum şu anda. Bu öyle. kendinden bir şey eklemelerine izin veriyor muyuz gorgonlarımızın? Bu da birinci değil, ikinci haber mi bu? Hayret ne oluyor? Bir şey. İngiltere gorgona selam gönderiyorum. Allah Allah. Gerçekten de. Vay biraz, arkadaş. Yani hızlı çıktı bizim gorgen. Neyse canım, iyi. İngiltere gorgon selam bir, göndersin. İngilizce olacak. Selam gönderirse buna şimdi ne dediğini bile anlamayacaktır. Elinin tensiyle selam göndermesin de. Neyse hadi bakalım.
yine duygulandım. Çünkü tünelimizin ismi Erdem Tüneli oluyor. Oldu mu canım şey? Öyle yani, çoğunluk acayip bir Erdem şey var burada, isteği. Aşk Tüneli diyen de var. Yani bu sevgili... Love Boat aşk gemisidir. Eski bir dizidir. Merak Love etmiş. Tunnel. The Tunnel Allah. The Tunnel Allah. Ben şey düşündüm yani, Cenk Tüneli olacağı yerine Cenk Bey'e ait olan tünel desek. Biraz uzun ama güzel değil mi? Biraz uzun, evet. Eme biraz üzün. Hala oy devam oy devam ediyor mu, oy kullanıyor? Oy 10 Aralık'a kadar devam edecek yani. Yani dinleyicilerimiz de 10 Aralık'a kadar devam edecek mi, yoksa biz bugünden aslında direkt karar verip Erdem Tüneli olarak belirleyip kapatabiliriz meseleyi? Bugünlüğünü bırak, ben de zaten konuştum. Cenk Tüneli olmasına karar verildi. Neyse sevgili dinleyicilerimize, biz yine WhatsApp hattımızı anons edelim. 0534 517 23 83 hattımıza sevgili dinleyiciler. Hafta sonu da dahil olmak üzere Erdem Tüneli mi, Cenk Tüneli mi, yoksa başka bir isim mi olması gerektiğini bizlere atabilirsiniz. Evet, ben de canım dinleyicilerimden rica ediyorum. Hani bizim WhatsApp hattına değil de hafta sonundan itibaren neydi, udhb.gov.tr'ye Cenk Tüneli yazarlarsa... Yalnız çok doğru güzel bir iş yapmış olurlar. Şu andan itibaren çok güzel bir tünel ismi geldi. Ben bunu da seçebilirim. Yani ne Cenk ne Erdem. Doğrusu Karpal Tüneli. Ama o zaman bir de sendrom lazım ona. Gayet güzel bir isim. Ben öyle düşünüyorum. Aşk Tüneli diyen var. Buna ne diyeceksin Cenkciğim? Dedin ya demin. Hayır dedim ben. O zaman aşk... diyen bak. Zaman Labot diyen bir arkadaşımız var. Zaman dedim falan. Evet tamam, pardon. Zaman Tüneli diyen var. Olmaz, tamam. Acayip bir tünel. Cenk Tüneli dendi, bitti. Tamam mı o artık? Tamam. Stephen Hawking demiş ki bak... Erdem Tüneli demiş değil mi? Erdem Tüneli demiş. İnsanlığı şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi problem demiş. Erdem. Evet, biraz çarpıtıyoruz ona, haberi gibime geliyor. Gorgon Tüneli geldi. Obeziteye karşı durun, yemeğin şu gırtlağınızı tutun şeklinde de biraz saydırımda bulunmuş kendisi. Allah Allah. Evet, ilginç ama Porsuk Tüneli de iyiymiş. Son bir tünel ismi daha geldi, son dakika ismi. Bakalım başka daha neler gelecek, göreceğiz. Dedik ya Cenk Tüneli dedik, bitti dedik. Hayır bitmez, 10 Aralık'a kadar da dedik yani aynı zamanda. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.